Bir balığı beslemeyi düşündükten, seçtikten sonra internete girerek ve kitaplarda araştırarak onların hangi suda, hangi sıcaklıkta, hangi pH derecesinde yaşadığı ve doğada hangi tank arkadaşlarının, hangi diğer akvaryum balıklarını bir arada yaşadığını öğrenmemiz gerekiyor. Balıkların sadece birbiriyle sosyal olarak uyumlu olması değil, aynı zamanda benzer su şartlarında bir arada yaşamaları gerekiyor. Örnek olarak Japon balığı çokça sevilen ve çokça evlerde beslenen bir balıktır. Ancak Japon balığı soğuk su balığıdır ve yüksek sıcaklıklardaki örneğin diskus balığıyla bir arada beslenemez. Bunun dışında su sıcaklığı dışında sosyal olarak da birbirleriyle anlaşmaları gerekir balıkların. Pek çok ciklet türü var. Ciklet türleriyle Japon türlerini keza bir arada besleyemeyiz. Çünkü ciklet türleri daha çok bölgeci. Bir bölgeyi sahiplendiği bölgeleri koruyan ve bu bölgeye girecek ve bu bölge koruma içgüdüsüne sahip olmayıp hani kendisi oraya bölgesine yaklaştığı için kovalandığını bilmeyen Japon balıklarına saldırarak öldürebilecek canlılardır. Bu nedenle balıkları seçerken olabildiğince beraber aynı bölgede yaşayıp birbirlerinin dilinden anlayan balıkları seçmemiz gerekir. Bu konuda da önerim daha çok 4-5 santimlik küçük ve 4-5'li gruplar arasında bir arada yaşayan sürü balıklarını besleyerek tecrübe kazandıktan sonra daha çok büyük ve agresif balıklara yönelip bunların bakılmasıdır.